8 senedir yemeden içmeden uğraşıyorum. Tüm emeklerim boşa gidiyor. Lütfen artık bize de bir çıkış yolu gösterin. 15 bin öğretmenin ataması yapıldı. Ancak bu rakam atama bekleyen 300 bin öğretmenin yalnızca %5'i. Müjde diye sunulan atamalara karşın hala açıkta kalan öğretmenler çoğunlukta. Öğretmenler tepkilerini Ankara Güven Park'ta dile getirdi. Yani bu 15 bin atama bizim için çok yetersiz öncelikle. 300 bin gibi bir sayımız var. Ataması yapma öğretmen sayımız var. Biz bu sayının daha fazla arttırmasını istiyoruz. Nisan'da 40 bin atama istiyoruz. Biz o yüzden bu mücadelenin içindeyiz şu an. Ataması yapılmayan öğretmenler adına konuşan Seyhan Aktaş, Nisan ayında 40 bin atama yapılması gerektiğini vurguladı. Amacımız öğretmenlik mesleğinin kutsallığına yaraşır bir atamadır. Bunun için hükümetten Nisan ayında 40 bin öğretmen ataması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 120 bin öğretmen ihtiyacının bir an önce kapatılıp öğretmen arkadaşlarımızın görevlerinin başına getirilmesidir. Aktaş 28 Mart'ta Ankara'da yapacakları eylemi de duyurdu. Mücadele için 28 Mart'ta bizler Ankara'da olacağız. Ve bu mücadelede yer almak isteyen herkesi de yanımızda görmek istiyoruz. Nisan'da talebimiz 40 bin atamadır. Bu atamayı gerçekleştirir. Bizim ve ailelerimizin yüzleri de güler. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ardından tepki gösterme sırası engelli öğretmenlere geldi. Biz Türkiye'nin dört bir yanında bütün engellerine rağmen öğrencilerine kavuşmayı bekleyen engelli öğretmenleriz. 300 atamayı değil 500 atamayı bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan engelli öğretmenler de kendilerine ayrılan 300 kontenjanı yetersiz buldu. 500 en az 500 kontenjan ayrılırsa bu mağduriyet giderilecek. Yani Ağustos'u biz istemiyoruz. Engelli öğretmenler adına konuşan avukat Turhan İçli, 16 bin engelli öğretmen açığının bir an önce kapatılması gerektiğini belirtti. 16 bin açık öğretmen açığı olan bir yerde öyle 300'lük, 200'lük, 400'lük rakamları kabul etmiyoruz. Açın ve bir kere de bu kadroları doldurun.